Nurgül'cüm seninle başlayacağım. Aslında hikayen çok enteresan. Sosyal medyada köyde yaşadığın, köy hayatında yaşadıklarını paylaşarak başlıyor. O hikaye nasıl başladı, nasıl karar verdin böyle bir şey yapmaya, senden onu dinlemek istiyorum. Tabii. Benim işte lise hayatım bitti, okulumu okudum. Sonra köye döndüm ben. Bir üniversite hayalim vardı, işte hedeflerim vardı. Böyle çok polis olma hevesi vardı içerisinde. Denedim, ilkinde olmadı. Sonra zaten köyde de yaşadığım bir hayat, ailem çiftçiydi, hayvancılıkla uğraşıyordu. Ben de onlara yardım ediyordum lise bittikten sonra. Aradan bir 2 yıl geçtikten sonra sosyal medyada birisini görüyor. Benim ikizim var bu arada. Öyle mi? Evet, ikizim Songül var. Onun adı ne? Songül. Songül. Evet. Songül bir video görüyor, bana atıyor. İşte sen de köyde yaşıyorsun, işte hayatını değiştirebilirsin, böyle videolar çekebilirsin dedi. Benim sosyal medyayla hemen hemen hiç aram yok. İçeride video atılır, nasıl çekilir hiç bilmiyorum açıkçası. İzledim, baktım, hoşuma gitti. Acaba yapabilir miyim dedim. Aileme sordum. Onlar hani denemelisin, yani ne kaybedebilirsin ki dedi. Bir iki video attıktan sonra bayağı ilgi gördü. Ama onun yanı sıra tepkiler de aldım tabii böyle. İşte insanlar sevdiğini anladım. Köyde özlem var giden insanların. Herkes şehire gidiyor. O hayatı özlüyorlar. İşte bir iki video derken bayağı ilgilerini çekti. Sonra ben devam ettim. Öyle devam etti yani. Ailem de çok destek oldu. Allah razı olsun. Hepsi işte kamera mı gerekiyor, bir şey mi gerekiyor, hemen aldılar, destek oldular. Bu anlamda şanslısın. Peki arkadaşlarımız seninle ilgili bir VTR hazırlamışlar. Şimdi onu izleyelim. Tamam. Meslek zaten dede baba mesleği. Doğuştan bu hayvanlarla büyüdüm ben. Lise hayatım bittikten sonra kredi alıp kendi çiftliğimi kurmaya başladım. İlk önce şu zorlukları biraz zor. Bir balya taşırken, bir yem çuvalı taşırken bunlar konusunda çok zorlanıyorum. Onları da zaten ailemden yardım alıyorum. Kadın olarak bu işler biraz zor bana göre. En çok dışarıdan çok fazla tepki aldım. İşte sen kadınsın, bu işi başaramazsın, evleneceksin gibisinden çok fazla tepki aldım. Ama ailem her zaman yanımda oldu, destekçi oldu, kardeşlerim, akrabalarım. O yüzden bu yolda devam etmeye karar verdim. En çok sosyal hayatı kaybettim. En çok da sevgiyi, saygıyı, merhameti öğrendim ben bu yolda. Bundan sonra ilk önce kendi çiftliğimi kurmak istiyorum. İlk baş Türkiye'nin en iyi kadın girişimci, küçük baş üreticisi olmak istiyorum. Onun yanı sıra da %100 tamamen doğal kendi çiftliğimden ürünler elde edip kendi markamı kurmak istiyorum. Karşıdan göründüğü kadar, evet çok güzel görünüyor ama o kadar da kolay değildir diye düşünüyorum. Şu oradaki bir cümlen dikkatimi çekti. Aslında destekleyenler kadar eleştirenler de oldu dedin. Evet. Ne düşündün onlar seni eleştirdiğinde, ne hissettin? Ben ilk önce tabii ki de tepki alınca bu düşünceleri insanlardan yok etmek istedim. Bana mesela bir yere gittiğim zaman ne iş yapıyorsun diyorlar. İşte ne mezunusun diyorlar. Ben direkt artık şunu diyorum. Ben bir çobanım, üreticiyim diyorum. Harikasın. Ve bundan da gurur duyuyorum. Küçükken çok utanıyordum çoban demeye. İşte çünkü yoktu günümüzde. Kadından bir çoban mı olur? İşte dalga geçiliyordu. Hatta okulda bile dalga geçiliyordu bizle. Biz 6 kardeş büyüdük, yani kız olarak 6 büyüdük. O kadar hepimiz iç içe büyüdük ki çok güzeldi. Ya sana kıyamam. Böyle... Hemen sana şuradan bir peçete vereceğim. Yani 6 kardeş çok zorluklarla büyüdü. Çok
çok pardon. Kırmam ben sana. Hiç önemli değil. Gayet rahat olabilirsin. Burada böyle benim evimde bir odada sohbet ediyormuşuz gibi lütfen. Ne seni üzdü şu anda? Yani istediğimiz bir hayatı yaşayamadık o zaman. Böyle işte zorluklar şu şekilde oldu. Böyle bir okula giderdik. Yazın ellerimiz çatlardı. Böyle o kadar zor olurdu ki. Dalga geçenler olurdu. İşte sen hayvanlara bakıyorsun. Onlarla uğraşıyorsun. Yani yeri gelir ayakkabın pisi olurdu, çamur olurdu. O şekilde okula giderdin. Böyle her zaman bazen dışlanırdın arkadaşlar okulda. O zaman çoban demeye çok utanırdık. Aşırı derecede böyle hayvan alıp satardı bizim dedem babam. İşte biri gelirdi, işte 6 tane kız böyle çoban mı olacaksın gibisinden tepkiler vardı. O zamanlar benim çok zoruma giderdi. Ben işte bu hayatı yaşamak istemiyorum derdim. Sonra büyüdük, işte liseye gittik. Ailemi okutmak istiyordu açıkçası ama köyde yaşadığımız için böyle bazı şeylerden kısıtlanıyordun. Yani istediğin bir hayatı yaşayamıyordun. Hani çocuksun, bir bayramın olmak isterdi. Diğerleri gibi çok güzel giyinip şekerler toplamak istiyordu. Ama biz bayramlarda genelde böyle koyuna giderdik, ineğe giderdik. Bayramımız hiç olmazdı. Özenirdim açıkçası böyle insanlara. Zor olurdu o zaman. Ama şu an iyi ki beni ailem diyorum ki bir üniversiteye göndermemiş. Ben iyi ki bu mesleği seçmişim. Yani o kadar mutluyum ki sabah giriyorsun ahıra, bütün hayvanlar sana bakıyor. İşte diyor ki, işte bizim kimisi diyor kuzumuzu sal bize, hani ver, onları görelim. Kimisi diyor ki bizim karnımız aç, yem ver, ot ver. Mesela her sene mutlaka benim peşimden ayrılmayan kuzularım olur. Yonca var, az önce de gördük. Ağıla bir onun adı Yonca mı senin kucağına aldın? Yonca, ağıla bir girerdim. Nereye girsem hemen peşime gelir. Böyle işte bana süt ver der. Böyle oğlakları, onlar çok mutlu ya. Çok güzel, bambaşka. Bazen şey tepkiler alıyorum. Şu i̇şte, anda görüyoruz evet, ekranda da. Evet, bazen şey tepkiler alıyorum. Şu anda alıyorum. Annelerinden süt emiyorlar evet, değil mi onlar? Evet, süt emiyorlar. Anneleriyle buluşturdum. Böyle Nurgül, o kadar güzel anlatıyorsun ki gözlerindeki o parıltı, bir kere sen insanların galiba çocuklarını büyütürken bunu birazcık vurgulamaları gerekiyor. Yani üstündeki kıyafetinin çamurlu olması, yırtık olması hiçbir anlama gelmiyor. Aslında senin emeğinin ne kadar kıymetli olduğu, yaptığın işin, her işin kıymetli olduğu. Çünkü kir aslında insanın kalbinde ve içinde. Evet, senin kalbin o kadar temiz ve o kadar güzel ki işte en sonunda sen aslında pes etmeyerek istediğin yere gelmişsin. Evet. O yüzden umarım sen de bir gün anne olacaksın ve sen bunu çocuklarına öğreterek aslında işte bu şekilde bu düşünceleri hep birlikte değiştireceğiz. Evet. Bu döngüyü değiştireceğiz. Burada olduğun için çok mutluyum. Şimdi çok seni mutluyum. Birazcık rahat bırakacağım nefes alman için. Ama kendinle gurur duymalısın. Gurur diyorum ya, çok da duygusalım böyle. Hemen bir ağlama oldum, hemen ağlarım şey hiç yaparım. Önemli biz de değil. Zor tuttuk evet, zaten evet, kendimizi. Evet, hiç önemli değil. Bizim stüdyomuz buna gayet, izleyicilerimiz de gayet alışık. O yüzden lütfen rahat ol. Ama sohbetimize devam tamam. edeceğiz, tamam mı?